Rusça zıt anlamlı sıfatlar 2. bölüm. Мягкий хлопок, твёрдый лёд. Мягкий хлопок, твёрдый лёд. Yumuşak pamuk, sert buz. Тонкий карандаш, толстый журнал. Тонкий карандаш, толстый журнал. Сухой пень, мокрый асфальт. Сухой пень, мокрый асфальт. Куру кетюк, ыслак асфальт. Полный чайник, пустой список. Полный чайник, пустой список. Долу чайданлык, бош листе. Красивый пейзаж, страшный вид. Красивый пейзаж, страшный вид. Güzel manzara, çirkin görüntü. Страшный kelimesi aynı zamanda korkunç demektir. Сложный экзамен, легкий тест. Сложный экзамен, легкий тест. Zor sınav, kolay test. Легкий kelimesi aynı zamanda hafif demektir. Молодой мужчина, pardon, telaffuz ettiğimiz zaman мужчина diyoruz. Молодой мужчина, старый человек. Молодой мужчина, старый человек. Genç adam, yaşlı insan. Умный пёс, глупый жених. Умный пёс, глупый жених. Зеки кёпек, аптал дамат. Bu videoda bütün sıfatlar eril olarak kullandım. Eril cinsi. Сильный Али, слабый характер. Сильный Али, слабый характер. Güçlü Ali, zayıf karakter. Одинаковый размер, разный цвет. Одинаковый размер, разный цвет. Aynı büyüklük, farklı renk demektir. Частый, редкий. Частый, редкий. Сык, сейрек. Голодный волк, сытый мальчик. Голодный волк, сытый мальчик. Ач курт, ток чужук. Вежливый персонал, грубый мужик. Buradaki adam kelimesi мужик olarak yazdım. Çünkü мужик şöyle ki normalde мужчина, ama biz konuşurken ve böyle bir gerçekten kaba bir ifade etmek istiyorsak bir adam için, bir insan için мужик diyoruz. Onu bilelim. Onu da bilelim. Nazik personel, kaba adam. Ленивый студент, трудолюбивый фермер. Ленивый студент, трудолюбивый фермер. İkisini değiştirebiliriz. Трудолюбивый студент, ленивый фермер. Tembel öğrenci, çalışkan çiftçi. Dediğim gibi değiştirebiliriz. Çalışkan öğrenci, tembel çiftçi olacak. Böylece daha çok kombinasyon bileceğiz. Свежий хлеб, не свежий хлеб. Taze ekmek, bayat ekmek. Neden ekmek iki kere yazdım? Çünkü не свежий, yani не свежий хлеб, хлеб için не свежий, daha
iyi olur kullanırsak bayat ekmek. Bir sonraki örnekte anlayacaksınız. Свежий сыр, испорченный сыр. Taze peynir, bozulmuş peynir. Свежий kelimesi sadece taze değil, bir de güncel diye biliyor, yani güncel demektir. Şöyle ki свежая газета, taze gazete diyemeyiz Türkçe ama Rusça'da diyebiliyoruz. Свежая газета veya свежий номер газеты, yani taze numara gibisinde, güncel yani yeni demek. Evet arkadaşlar, böyle. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Bütün mesela sıfatlar var. Eğer yanına zıt anlamlısını yapmak istiyorsanız yanına ne koyuyoruz? Yani değil ya da olmayan. Bunu yazmadım ama söylüyorum. Örnek olarak свежий, taze. Не свежий, taze, olmayan. Ya da taze değil. Ленивый, buradaki gibi tembel. Не ленивый, tembel değil. Tembel, olmayan. Ya da вежливый, nazik. Не вежливый, nazik, olmayan. Nazik değil demektir. Bu da kolaylık çünkü bazen aklımıza hemen gelmiyor bir kelime. Ama onun zıt anlamlısını bilirsek ne koyduğumuz zaman hemen gereken sözcüğü, gereken kelimeyi söyleyebiliriz.